Zahmet oldu size. Teşekkür ederim. İşi değil. İnsanın bakacak kimsesi olmayınca beyiniz geldi. Hoş geldin. Sana yiyecek bir şeyler getirdim. Refakatçi yemeği veriyorlar. Yedim ben. Getirmeseydin keşke. Olsun. Gece belki acıkırsın. Sağ ol. Tatlı da mı aldın? Bunu şimdi de yerim. Önce bebeğe bakalım mı? Tamam. Yengen uyumuş. Çok yorgun. Sen de yorulacaksın. Bütün gece uyuyamayacaksın. Olsun. Uyudu bütün gün. Gelip gidip seyrettim. Resmen ayrılamıyorum camın önünden. Baksana nasıl güzel. Doyamıyorum bakmaya. İşte mucize bu. Huzur veriyor insana. Hiç hayatında yokken birden kalbinde kocaman bir yer açıyor kendine. Nasıl seviliyor? Şuraya oturalım mı? Tatlı yiyelim. Neler yaptınız? Neler yaptık? Rahmi abiyle beraber beşik aldık bebeğe. Meryem ablam da yataklarını yaptı. Hangi odayı hazırladınız? Eski odasını canım. Bir tane mi kaşık var? Ben yemeyeceğim. Sana aldım. Ben de sonra yerim o zaman. Fatma Gül, iki gündür her anı seninle yaşamaya öyle alıştım ki. Şu birkaç saat çok zor geçti. Sanki yıllardır seni görmemişim gibi özledim. Hiç gitmek istemiyorum ya. Ziyaretçi saati dolalı çok oldu. Git hadi şimdi bir şey söyleyecekler. Hep sen mi kalacaksın burada? Öyle görünüyor. Doktor yarın bebeği küvezden çıkarırız dedi. İşte sonra bir günde öyle takip edecekler. Ondan sonra taburcu edeceklermiş. Doktorla randevun hangi günde? Perşembe. Hadi. Uyu tamam, uykusuz kalma. Yorma kendini. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Önceleri o ev çok iyi geldi bana. Orada bütün korkularımdan kurtulabileceğimi düşündüm. Çünkü her şeyden uzaktaydım. Garip bir şekilde rahattım. Kerim'in yanımda olması da huzur veriyordu. Ama içki içtiği gece korktum dedin. Evet korktum. Kerim'in yine hırçını açacağını düşündüm. Ki o geceyi içki kokusuyla hatırlıyorum. Düşündükçe midem bulanıyor. Gece o kapıyı kilitledim. Ertesi günde pişman oldum. Çünkü Kerim de anladı kapıyı kilitlediğimi. O yüzden mi ertesi gün ona daha yakın olmaya çalıştın? Ona ilk onu ne zaman hissettiğini anlattın. Seni öpmesine izin verecek kadar yakınlaştın. Suçluluk mu sebep oldu bütün bunlara? Ben Kerim'i seviyorum. Artık onunla normal bir çift olmak istiyorum. Hiçbir şey düşünmeyeyim diyorum. Bak bu Kerim diyorum kendime. Seni sevdiğin insan. Ama onlar... diğerleri. Biz hep buradayız. Hep senin hayatında olacağız der gibi beynime üşüşüyorlar. En mutlu gecemde rüyama giriyorlar bizden kurtulamazsın der gibi. Kerim de varmış rüyanda. Evet.
Peki, biraz da bebekten bahsedelim. Evde büyük hareketler var değil mi? Evet. Bebeğin müjdesi geldiğinden beri başka bir şey düşünemiyorum zaten. Ev aydınlandı sanki. Bambaşka bir şey olduk. Küçücük şey nasıl büyük mutluluk veriyor herkese. Huzur veriyor. O eve geldiğinden beri yengeme bile kızamıyorum. Naz'ını hoş görüyorum, aldırmıyorum. Onu kucağıma aldığımda, kokusunu içime çektiğimde her şey yumuşacık oluyor. İçimde, dışımda, her yerde. Bu hep böyle sürsün istiyorum. Bir bebeği sevmek bu kadar mı iyi gelir insana? Kim bilir senin olsa ne kadar çok seveceksin. Kim bilir benim olsa ne kadar çok seveceğim. Aslında Murat'ı da ben büyüttüm. Ama o zaman ben de çocuktum. Şimdi Elif de elimde büyüyecek. Ama insanın kendi bebeği olması başkadır tabii. Anne olmak nasıl bir şey merak ediyorum. O duyguyu hissetmek nasıl bir şey? Bir bebeğe tamamen sahip olmak çok güzeldir. Günün birinde benim de bir bebeğim olsun isterim tabii. Ama o bebek Kerim'in de bebeği olacak. Evet. Bir gün Kerim'le bir bebeğimiz olmasını isterim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Müzik